yolun esası nedir diye sordular. İmam Rabbani cevap verdi. Sohbet ve muhabbet. Yani sevmek ve birliktelik, beraberlik, sohbet. Bu sohbeti biraz açar mısınız hocam? Yani ya, sohbet ne konuşmak? Nasıl bir sohbet yani? Ya bazen söze de ihtiyaç yok azizim. Hmm. Sohbet kalpleri bir arada olarak yani ivazsız, garazsız birlikteliktir. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane dediğimiz. Sohbeti yapana sahabi denir. Çoğulu eshab. Hı hı. Yani Resulullah vaaz etmedi kürsüye çıkıp, sohbet etti. Evet. Aynı hizada, göz göze, diz dize, hatta hiyerarşi de yok. Ya birçok kişi anlatmıştır, ben meclise geldim, kim peygamber anlayamazdım diyor yani. Aynen Muhammed dediler diyor. O da gelir, işte birisi söylerdi diyor. Sonra bu bizim eğitim sistemimize yansıdı. Yani Ebu Bekir Hoca'nın, Ebu Bekir Sifil'in anlattığı bir şey vardı sizin programı, sizin nezdinizde anlattı. Sohbet ortamı, yani şartlar eşit, yerde, göz göze, göz hizasında, efendim, bu kalpleri birleştiriyor. Böyle makamlar, hiyerarşiler olduğu zaman, arabanın park yeri yok efendim, yüksek koltuk biraz daha geniş falan filan olduğu zaman iş değişiyor. Ve biz işi bu tarafa götürdük. Sınıf farkına filan getirdik yani. Çoğu kere. O bizim arızalarımızdan biridir. Yani çok cesur bir şey söylemiş olacağım belki ama yani vaaz değil, sohbet. Göz göze, diz dize, samimi, kalp kalp. Bazen söze de ihtiyaç yoktur. Senin söyleyeceğini ben söylemişimdir. Benim söyleyeceğim zaten senin dilindekidir. İki derviş sohbet ediyorlarmış. Birisi sıra gelince kendisine ya diyormuş. Öbürü de 10 dakika sonra ya sohbet bu 10-15 dakika arayla ya diyorlar. Birisinin misafiri gelmiş de sohbete dahil olunca iki defa ya ya demiş. Ay çok güzel. Öbürü vedalaşırlarken o arkadaşı bir daha getirmeyin geveze demiş. Allah Allah nasıl? Çok konuşuyor. İki defa ya demenin ne alemi var?